Kim parasıyla yaptı bu adam? Bu saraylar senin paranla yaptı. Halkın. Senin mutfağındaki parayı kıstılar, saray yaptı. Çok güzel konuşuldu. Peki burada yanlış anlamayın, partacılık değil. Ben de açım, ona oy veren de aç. Öyle değil mi? Evet. Niye verirler oyu? 2022 bütçesine baktığımda havuz müteahhitlerine koyan milyarlarca liralık bir ödenek benim dikkatimi çekti. Hani kamu özel işbirliğiyle özel sektörün yatırımları bu ülkenin kasasından çıkmayacaktı. Ama görüyorum ki köprülerin, otoyolların, tünellerin parası gene vatandaşa yüklenmeye çalışıyor. Bu birinci önce. İkincisi saray yapılan harcamaların büyük bir kısmını örtülü ödenekten yaptığı için orada asıl buzdağının görünmeyen iceberg'i var aşağıda. Yani görünen kısmı değil. Çok büyük harcamalar var, çok büyük savurganlıklar var ve o savurganlıkları farklı kalemlerle örtmeye çalışmışlar. Yani bütçeyi incelediğimizde bunu görüyorsunuz. Yoksa bütçenin ilk günden %20 açık vermesi, yani ilk günden şunu diyor, bütçe %20 iflas etti. Yani %20 bir kere enflasyon var demek, kriz var demek. Bu görünen, yıl içerisinde de bu artışlar devam edecek. 2022 bu ülke için zor geçecek. Bakın Kars'ı geziyoruz. Kars'ta ikinci el elbise satanların dahi siftah yapmadan günü kapatıyor. Kars'ta vatandaş elbise alamıyor. Vatandaş evine mutfak ihtiyacını alamıyor. Yani Türkiye bu noktaya gelmiş. Türkiye çökmüş. Bu ülkede yapılacak şey bir an evvel bu iktidarın gidip Türkiye'nin rahat bir nefes alması lazım. Türkiye bu kadar saltanatı kaldıracak bir devlet değil. 4 tane saray, 13 tane uçak, milyonlarca lira yurt dışı seyahat ve yurt içi seyahat harcaması. Yani halktan kopmuş bir iktidar var başımızda. Allah bir an evvel bu iktidarın değişmesini bu millete nasip etsin ve bu milleti düşünen insanların bu ülkenin başına gelmesini sağlasın. Ülkede perişan kardeşim, ülke perişan. Bak burası Kars. Kars'ın önemli bir yeri burası ve gördüğüm vatandaş, dokunduğum, bir dokunup bina işitiyoruz. Perişanlık had safhada, sıkıntı had safhada. Bize düşen görev gelip bunu vatandaşı burada paylaşmak, anlatmak, sorunları paylaşmak, onların sorunlarını da yarın iktidar olduğumuzda da çözüm önerisi olarak vatandaşımıza sunmak.